Güllerin içinden parçasını da çalmıştım. Perdesi gitarın ilk kaydı odur. Yani profesyonel manada. Yani müzikle aramızda aracı olan nesneye karşı merak var. En kötü müzik ayetini bile incelerim ben. Niye böyle diye filan. Doğadaki güzelliklerin ve mucizelerin karşısında şaşkın bir insanım. Onların arasında olmaktan gurur duymaktayım. Büyük bir saman balyasını yakıp karşısına geçip o kocaman alevleri seyretmek gibi bir yaramazlık yapmıştım. Ve perdesiz gitarla gerçekten ilginç bir tını elde edildi o şekilde. İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Evet, müzisyen Erkan Oğul beyefendiyle beraberiz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun Erkan abi, bizi kanalımıza teşrif ettiniz. Bizleri onurlandınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Hayatta bir kanala girdik ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Erkan abi, sizin hayata bakış açınızda doğayla bir uyum var. Burayı sizle konuşmak istiyoruz. Ne demek doğayla uyum, hayata bakış açısı size göre? Yani belki de biraz zorlama bir şey. Yani doğaya uyum sağlamak bu ne demek? İnsan demek doğayla uyumlu değil. Uyum sağlamak için bir çaba gösteriyor gibi düşünülebilir. Herhalde benimki de öyle. Yani ben doğadaki güzelliklerin ve mucizelerin karşısında şaşkın bir insanım. Onların arasında olmaktan nasıl denir? Gurur duymaktayım. Ama ne kadar arasına girebiliyoruz, ne kadar uyum sağlayabiliyoruz, yaşadığımız çevre, içinde bulunduğumuz toplum, olaylar, buna ne kadar el veriyor, o tartışılır. Ama olabildiğince tabiata yakın durmaya çalışıyorum ben. Bu eserlerinizde de aynı şekilde doğa içinde genel mutfağını biraz anlatabilir miyiz? Yani müzikle olan ilişkim aslında hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir konu. Benim uykudaki rüyalarım gibi. Onu kimse göremiyor. Ben görüyorum ama ben bir rüyayı ne kadar anlatabilirim ya da anlayabilirim, orası da tartışılır. Müzikle, ben müzisyenim diyemiyorum da müzikle ilgili bir kişiyim ya da müziği seviyorum. Ya da müziği hayatımın, günlük yaşantım bir parçası gibi görmekteyim. Ya da bir alışkanlık olabilir, artık bilemiyorum. Hani yemek yeme alışkanlığı gibi, ihtiyacı gibi. Bu içten gelen bir dürtü herhalde. Bunun ne eğitimle, ne içinde bulunduğumuz ortamla, yani okullar, şehirler, aileler falan bunlarla ya da arkadaşlar, bunlarla hiçbir alakası yok. Sanki böyle bütün insanlara verilen hediyeler gibi, bir hediye gibi. Müzikle olan ilişkimiz tamamıyla doğal yani. Nasıl olduğunu çok tarif etmek mümkün değil yani. Erkan abi, bir de böyle baktığımızda hemen yanınıza biri geldiğinde bir gitara bakayım. Şurada ses var. Artık böyle gerçekten bir yaşam tarzınız haline gelmiş. Siz beğeneceğiniz her şey, sanki müzikle hayata bakıyorsunuz her şeyiyle. Öyle gözüküyor dışarıdan. En azından bizim izlenimimiz öyle. Müzik bir enerji biçimi olarak hani tarif edilirse ya da algılanabilirse her zaman var demektir. Hiçbir zaman yok olmaz ya da öyle diyelim. Belki dönüşür falan ama yok olmaz. İşte bu nedenle etrafımda, yakın çevremde de müzikle ilgili insanlar olmakta. Onların enstrümanları ile ilgili bir problem varsa benim de enstrümanlara karşı, yani müzikle aramızda aracı olan nesneye karşı merak var. En kötü müzik ayetini bile incelerim ben. Niye böyle diye filan. En azından. Ya öyle arkadaşlar ya da bu konuyla ilgili kişiler zaman zaman enstrümanlarını getiriyorlar. İşte onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Erkan abi, bir de perdesiz gitarla başlayan, kopuzla devam eden, oradaki hayat hikayesini bir alsak. Yani bu üç telli dede sazı veya genel enstrüman manasına gelen kopuz isimli müzik aletini ben çocukluğumda da çalardım. Elazığ'da yaşadığımız dönemde elimizden bu saz da
elimize verilmişti daha doğrusu, öyle diyelim. Gitar tabii çok sonra, lise çağlarında falan onu gördüm ve anlamaya çalıştım. Perdesiz gitar ise benim tamamıyla Türk müziği seslerine veya Anadolu folkloruyla ilgili seslere olan ihtiyaçtan, benim sadece kendi ihtiyacımdan üremiş bir enstrüman. Yoksa bir buluş yapmış olmak ya da bir takım kişilerin mucitlik falan gibi söylediği şekilde değil. Ben onu ne satarım ne bir şey yaparım, öyle bir şeyim yok yani benim. İbo için de mi aynı şey geçerli? İbo zaten müzik fuarında 1970 ortalarında New Yorklu bir firma tarafından üretilmiş bir manyetik idi. Pille çalışan elektromıknatıs gibi bir şey. Telleri çekip bırakan ama çok hızlı bunu yapan, yani gözle görülmez bir biçimde. O alet elektrik gitar, normal elektrik gitar için üretilmiş bir enstrümandı. Elle tutulan filan, tellerin üstüne tutulan. Onu müzik fuarında görünce perdesiz gitarla olan uzun ses ihtiyacının hemen çözülebileceğini, bu sınırlı da olsa çözülebileceğini düşündüm. Ve o zaman elime geçmişti. Ve perdesiz gitarla gerçekten ilginç bir tını elde edildi o şekilde. Yine bunun ticari bir nedeni yok. Şu an daha da ileri gidiyor herhalde. Manyetik alanda farklı farklı yani, ihtiyaca binaen de buluşunuz demeyin. Evet. Yani böyle. Bütün müzikle olan enstrüman çabalarım tamamıyla ihtiyaçla ilgilidir. Müziğin gerektirdiği ihtiyaçla, benim içimden gelen dürtünün gerektirdiği ihtiyaçla ilgilidir. Yoksa benim satılacak bir şeyim yok yani. Teşekkür. Verilecek şeylerim var. Evet. Satılacak yok. Peki abi, biz de böyle Erkan Uğur olarak paylaşmak istediğiniz, böyle biz merak ettiğimiz böyle hatıralar desek, bir tane iki tane hatıranız çoktur da bizi böyle Erkan abimiz diyeceğiz. Çok zaman geçti, insan unutuyor bir sürü bir şeyi. Yani benim en mutlu dönemim çocukluğum, Elazığ'da geçen dönemler. Orada yani öyle çok şey var ki hepsi çok güzeldi. Unutamadığım hatıra, büyük bir saman balyasını yakıp karşısına geçip o kocaman alevleri seyretmek gibi bir yaramazlık yapmıştım. Niye yaptım onu da bilmiyorum. Çocuktum işte. Böyle ateşin o büyüklüğü bana bir içime bir enerji doldurmuştu belki, bilmiyorum. Öyle bir yaramazlık yapmıştım. Onu unutamıyorum. Sonra bayağı ailem bana çok kızmıştı falan. Bir şeyler olmuştu işte. Askerde de herhalde müzikle hemdem. Askerliğim evet Eskişehir'de geçti. Orada da müzikle ilgilenen insanlarla arkadaş oldum. Hala asker arkadaşlığı işte devam ediyor. Oradaki çevrede de işte böyle müzik aletleri ayarsız olan veya bir yeri bozuk olan kişiler gelirlerdi. Ben de elimde bir çantayla, alet çantasıyla bu işe uygun. Onu hep yanımda taşırdım nereye gitsem filan. Askerliğin dışındaki zamanlarda yani. Bir yerlerde buluşur, onların gitarlarını ya da ne enstrümansa onları onarmaya çalışırdık filan. O da güzel bir anı o dönemden, askerlik anısı. Erkan abi, bir de Mazhar Fuat Özkan üçlüsünde, grubunda Ele Güne Karşı Yapayalnız diye bir albüm çıkarmışlar. Oradaki bir müzikte siz de perdesiz gitar çaldınız herhalde. Evet, o bir dönem onlarla da çalıştım. Güllerin İçinden parçasında çalmıştım. Perdesiz gitarın ilk kaydı odur. Yani profesyonel manada, müzik dünyası manasında. Güzel bir dönemdi. Onlarla konserler, epey konserler olmuştu. Teşekkür ederiz. Evet. Son olarak sizleri fazla yormam adına Erkan abi, bizlere, takipçilerimize böyle tarihe bir not düşme adına Erkan abi olarak tavsiyeleriniz nelerdir desek? Mesela Akbelen Ormanı'na dokunulmasın. Ve dokunulmasın. Ve dokunulmasın. Yeşili koruyalım. Yani doğamızı. Evet. Teşekkür ediyoruz abi. Bizlere vakit ayırdınız. Bir şey. Kanalımıza şeref verdiniz. İşi hayal serimizde bugün Erkan Uğur abimizle beraberdik. Çay tadında güzel bir muhabbet oldu. Sağ olsun kendileri. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.